Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Profesör Doktor Mehmet Haberal ve beraberindekiler Karakavuz'da düzenlenen 4. geleneksel yağlı güreş şenliklerini izledi. Haberal, Karakavuz'daki vatandaşlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Güreş meydanının etrafında dolaşarak halkı selamladı. Profesör Doktor Haberal, protokolde otururken yanına gelenlerin getirdiği, cezaevindeyken yazdığı Demir Kapılar Arkasında Zaman ve İnsan adlı kitabını imzaladı. Yağlı güreş karşılaşmalarını izleyen Haberal, gezi programına devam etmeden önce Karakavuzlulara teşekkür ederek köye gelirken bazı yerlerin asfaltlanmamış olmasına dikkat çekti. Ben bugün burada hakikaten çok gururlandım, çok mutlu oldum. Karakavuz Köyü çok önemli bir organizasyon yapıyor. Tabii spor, sanat, bunlar insanları birleştiren organizasyonlardı. Bu organizasyonu yapan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben gelirken zannettim ki sadece bu köyün. Meğer siz neredeyse bütün Zonguldak'ı buraya toplamışsınız. Hatta onun dışına taşmışsınız. Onun için size çok teşekkür ediyoruz. Burada güreşen genç delikanlıları gördükçe ayrıca gururlandım. Şimdi tabii spor, Atatürk ne demiş? Yani sporcu esas yani toplumlara hakikaten enerji veren spor ve sporcular. Ben onlarla hakikaten gurur duydum. Adeta profesyonel güreşçiler gibi burada güreşiyorlar. İnanıyorum ki bu arkadaşlarımızın arasından ay yıldızlı bayrağımızı uluslararası düzeyde taşıyacak genç güreşçiler çıkacaktır. Bunları yetiştiren herkese çok teşekkür ediyorum. Bu kadar güzel bir yer. Tabii burası yayla. Adeta ben gelirken sanki hemşire yaylalarına gidiyorum gibi geldim. Ama geldiğimde Halil Bey'e sordum. Dedim ki Halil Bey burası size mi ait? Bana bağlı ama endirekt olarak bana bağlı dedi. Dedim ki bak ucu sana dokunur haberin olsun. Bunu niye söylüyorum? Değerli Karakavuzcular, şimdi bir yere kadar geldik, yollar asfalt, sonra bir baktık, o toz arabanın üzerine geçiyor. Tabii şimdi Halil Bey'le beraber, ben bu yükü sadece Halil Bey'e yüklemem, bunu bilirsiniz. İnşallah bir daha sefer buraya geldiğimiz zaman böyle tozlu yollardan gelmeyeceğiz, değil mi başkan? Söz mü? Beraber. Tamam, tamam. Teşekkür ederim. Gerçekten. Değerli kavuşlar, size hakikaten çok teşekkür ediyorum. Sizleri kutluyorum. Hizmet, bakın buraya hizmet gerekti. Ben şimdi hem oturdum hem de bu çevreye baktım. Burası aslında çok daha genişlemeli. Sadece Zonguldak çevresini değil, bütün Türkiye içine alacak bir organizasyon şeklini getirilmeli. İnşallah bunu da hep beraber Zonguldak'ı temsil eden bütün milletvekilleri arkadaşlarımıza beraber inşallah o şeyi getireceğiz. Çünkü sizler Zonguldaklılar buna layıksınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bugün burada olmaktan büyük bir gurur duydum. Hepinize saygılarımla selamlıyorum ve daha çok çalışmanızı temenni ediyorum. Az çalışıyoruz, biraz daha çok çalışalım. Güreşi izlemeye gelmekle onur duyduklarını belirten Karakavuzlular, Haberal'a plaket takdim etti. Plaketi alan Haberal teşekkür ederek kısa bir konuşma yaptı. Abi bir şey tavsiye edelim. Değerli konuklar, tabii bir şeyi hak etmek lazım. Bu plaketi ben arkadaşlara söyledim. Dedim ki ben buraya bir şey yapmadım ki. Dediler ki siz buraya katıldığınız için biz bunu bu plaketi size takdim ediyoruz. Bunu da bilesiniz yani ben buraya katıldığım için bunu alıyorum. Ama inşallah daha ileriki dönemlerde buraya yaptığımız hizmetler plaket almak için değil, buraya bir çivi çakmak için olur. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Karakavuzlar Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk'e
ve Ereğli Belediye Başkanı Halil Pospüyük'a da plaket takdim ettiler. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Çok mutlu olduk. Çok mutlu olduk. Hocama özgürlüğüne kavuştuktan sonra ilk kez bir çayırda güreş. İyi bayramlar diliyoruz. Çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. İyi bayramlar. Ayrılıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Profesör Doktor Mehmet Haberal dün Ereğli'de bir dizi ziyaretlerde bulundu. Subaşı, Ormanlı, Karakavuz ve Alaplı'ya uğrayan Haberal daha sonra Ereğli Belediyesi'nin önünde halka hitaben bir konuşma yaptı. Profesör Doktor Mehmet Haberal, Ereğli Belediyesi'nin önünde Ereğli Belediye Başkanı Halil Pospüyük ve eşi Neriman Pospüyük ile Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Hayrettin Kartal ve yönetimi, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve Ereğli halkı tarafından karşılandı. Ereğli Belediyesi'nin önünde yapılan tören öncesi saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Ereğli Belediye Başkanı Halil Pospüyük açılış konuşmasını yaparak festivalde Haberal'a takdim edilen ödülün fotoğrafını hediye etti. Bütün dünya tarafından sevilen, sayılan, takdir edilen, alkışlanan bu insan 4 yıl, 4 ay boyunca sürekli olarak suçum ne dedi? Ama özbenliğinden, kişiliğinden, o insanlığa hizmet anlayışı gayesinden ve hedeflerinden İşte buyurun siz de gülüyorsunuz. Aynı azim içerisinde insanlarla kucaklaşıyor. Gitmediğimiz belde, gitmediğimiz ilçe, hiçbir köy kalmadı. Adım adım bizden daha hızlı koşuyor. Büyük bir şef de gecikmek hizmetlerini Zonguldak'a, Ereğli'ye yapabilmek için büyük bir gururla şef de koşturuyor. Onu halamıza görmekten çok mutluyuz. Aslında benim en büyük arzum şuydu. Profesör Doktor Mehmet Haberal'ı ne kadar çok sevdiğini en iyi ben biliyorum. Bu akşam Sayın Haberal'la ödülü vermek en büyük arzumuzdu. Kardeşi Profesör Ali Haberal kendisine verdik, ona verdik ödülü. Ve o akşam bunların hepsini resimlendi. Ben sanki 28 Haziran'a dönmek istiyorum ve o akşam çekilen fotoğrafları Sayın Profesör Mehmet Haberal'a burada yine Ereğli halkının önünde sizlerin hediyenizi ona bu şekilde resmederek vermek istiyorum. Haberal kendisine gösterilen ilgiye teşekkür etti. Zonguldak için en iyi şekilde hizmet edeceğini belirterek bunu yalnız ben değil, Zonguldak için seçilen milletvekilleriyle birlikte çalışıp yapacağız dedi. Öyle bir şey dedim. Sizlerle her zaman ben gurur duyuyorum. Sizlere tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Ben aranızda olmamama rağmen Siz bana ve değerli arkadaşım Ali İhsan'a güvendiniz ve bizi temsilciniz olmak üzere meclise gönderdiniz. O nedenle size çok teşekkür ediyorum. Allah nasip etti, ben bugün sizlerin aranızdayım ve sizlerle kucaklaşıyorum. Ama biraz önce Hayrettin Bey'in söylediği gibi ben buradayım ama gönlüm Silivri'deki demir kapılar arkasında, demir parmaklar arkasında kalan arkadaşlarımızla beraber toplum olarak birbirimize güvenelim, birbirimize inanalım. Eğer birbirine güvenirsek, inanırsak yapamayacağımız çok az şey olur. Ben bunu da yine bir slogan haline getirdim. Dedim ki ülkemizi Allah öyle bir güzel yaratmış ki
bizim ülkemizde yapılabilecek değil. Yapılamayacak çok az şey var. Evet, doğru. Yeter ki birbirine güvenelim, inanalım. Atatürk ne dedi? Türk, güven, çalış ve övün. Öyle demedi mi? İşte biz de şimdi onu yapacağız. Onu yapmak zorundayız. Hocam son dakika. Değerli yaşadığımız. Gerçekten ülkemize başka bir Türkiye yok. Maalesef. Söyledim, eksiklikler, aksaklıklar mutlaka olacaktır. Ama çözecek olan biziz. Çözümün çaresi de biraz önce söylediğim gibi birbirine güvenerek, birbirine inanarak, çalışarak. Şimdi daha önce de söyledim birkaç kez. Hazreti Ömer diyor ki yattığınız yerden Allah'ın rızkını ver dediğiniz zaman gökten altın ve gümüş yağmaz. Ya ne olacak? Çalışacaksınız ki Allah rızkınızı versin diyor. Dolayısıyla buraya görüyorum ben sizi. Ne kadar böyle çalışmak için heyecanlı olduğunuz, ne kadar acaba bu ereğliğe Sayın Postbüyüklerle beraber ne kadar daha fazla eser kazandırabiliriz? Değerli ereğliler, bakın bu olaylarla karşılaştığım zaman avukatları topladım. Dedim ki onlara, bakın adaletsizlikler var. Ama bu adaletsizlikleri adaletle gidereceğiz. Haklıyız, haklı kalarak devam edeceğiz. Dolayısıyla ona ilaveten eserler ortaya koyarak gidereceğiz. Evet, o demir kapılar arkasında ben boş durmadım. İşte kongreler hazırladım, kitaplar yazdım. Akademi kurdum, vakıflar kurdum vesaire. Bunu şunun için söylüyorum. Hiçbir mazeret başarının yerini tutamaz. Efendim işte bakın ne yapalım, şartlar çok ağırdı. Bizi demir parmaklıklar arkasına koydular. Demir kapılar arkasına koydular. Onun için bir şey yapamıyoruz. Yok böyle bir şey. Marifet zor şartlarda iş yapabilmektir. Kolay şartlarda herkes iş yapabilir. Başkent Üniversitesi'nin ağabeyi bataklıkta çıktı. Üç tane kepçe batırdım. Dördüncüyü getirdim. Attığım toprağa oraya doldurdum. Tekrar o kepçeleri kurtardım. Bataklık eşittir Başkent Üniversitesi oldu. Dolayısıyla ben şimdi sizlerden, sizler vasıtasıyla bütün Zonguldaklardan şunu rica ediyorum. Daha çok çalışmak zorundayız. Zonguldak'ın hizmete ihtiyacı var. Ama bunu sadece biz ikimiz değil, diğer milletvekili arkadaşlarla beraber ve sizlerle beraber Zonguldak'a hizmet etmek, Zonguldak'la beraber ülkemizin yükselmesine katkı sağlayacağız. Bir kez daha sizlere çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza katılıyorum. Halil Bey'e ve Mehmet'e daha çok hizmet vermelerini temenni ediyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Haberal konuşmasının ardından Kandilli'ye geçti. Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Profesör Doktor Mehmet Haberal, Ereğli'den sonra Kandilli'ye geçti. Burada da yoğun ilgiyle karşılaşan Haberal, halkla selamlaşarak çay içti. Buyurun.
geldin. Sağ ol. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kaç yaşındasın? Yaşı bir ök. Daha gel. Ben de onu söyleyeceğim zaten. Sakın verirse. Sakın. Dilli. Temenni ederim ki eski kandilliğe dönsün. İsmi yürüsün. Ama yani eski kandilliğe dönsün. Ama bunu hep beraber yapacağız öyle. Sadece Mehmet Haberal'la Ali İhsan Bey'i işte Ali Vazifek yapamaz. Diğer milletvekilleri de ama sizlerle beraber. Tamam mı? Bunu bilelim. Daha çok çalışacağız. Az çalışmışız. Az. Bunu böyle. Daha çok çalışacağız. Kandilli'den sonra Ereğli'ye gelen Haberalı, Yalı Caddesi'nde akşam yemeğinde ağırlayan Pospıyık, Yalı Caddesi'ndeki köprüden geçerken Ereğli hakkında bilgiler verdi. Haberal köprüden geçerken Ereğli halkını da selamladı. Halil Bey. Evet. Hakikaten seni bir kere daha kutladım. Sağ ol abi. Sağ ol. Sağ ol. Afiyet olsun. İyi bayramlar. Afiyet olsun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Gel lan. Ne haber? İyisin? Ha, nasıl sağlığın keyiflerin? Hadi bakalım. Hadi şöyle yürüyelim. Siz de çok güzel. Böylekiler var, yerel böylekiler, garibanlar. Alası tatlı olmuş, ben ne yapmış garibanlara? Börek yapıyorlar, yöresel yemekler yapıyorlar. Sen eser yapmışsın, eser. Tamam mı? Sağ ol. Eserlerle konuşuyorsun, önemli olan bu. Kim ne derse desin. Sağ ol. Tamam mı? Haberal herkese teşekkür ederek Ereğli'den ayrıldı. Alaplı'da 142 futbolcu adayının katılımıyla başlayan Alaplı Belediye Spor Kulübü Yaz Futbol Okulu 6 hafta süren bir eğitimin ardından sona erdi. Alaplı Belediye Spor Kulübü Yaz Futbol Okulu'nu başarıyla tamamlayan öğrenciler için Alaplı Belediyesi sertifika töreni düzenledi. Öğrencilerin sertifikalarını Alaplı Kaymakamı Yıldıray Manağaç, Alaplı Belediye Başkanı Doktor Nevzat Çimenoğlu, Alaplı Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Şengül, Alaplı Emniyet Müdürü Erkan Tektaş, Alaplı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Ocak, Alaplı Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Ali Eren, Alaplı Belediye Spor Kulübü Başkanı Tarık Yazıcı ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından verildi. Alaplı Belediye Spor Kulübü Başkanı Tarık Yazıcı, sertifika töreninin açılışında yaptığı konuşmada Futbol Yaz Okulu'nda 142 öğrencinin 6 hafta süren temel futbol eğitimini başarıyla tamamladıklarını belirtti. Değerli misafirler, sevgili çocuklar, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün 142 tane kursiyer öğrencimizin futbola başlama yaşı olan bu yaşta sertifikalarını vereceğiz. İnşallah ileride işlerinden en azından 5-10 tane iyi topçu istiyoruz. Tabii bunun yanında okullarını da kesinlikle ihmal etmeyecekler. Öncelikle okul, daha sonra futbol diyorum. Alaplı Kaymakamı Yıldıray Malarç ve Alaplı Belediye Başkanı Doktor Nevzat Çimenoğlu'nun birer konuşma yaptığı törende ayrıca Alaplı Belediye Spor'a katkı sağlayan kurum ve kuruluşlara teşekkür belgeleri takdim edildi. Selahattin Gül, İhsan Alper, Tayfun Topçu, Muharrem Yazıcıoğlu, Emrullah Özmen, Şeref Güven. Bölgemizde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Elimizde 3 günlük tahmin edilen hava durumu, pazartesi günü hava açık, en yüksek hava sıcaklığı 29, en düşük hava sıcaklığı 17 derece. Salı günü hava açık, en yüksek hava sıcaklığı 28, en düşük hava sıcaklığı 17 derece. Çarşamba günü hava açık, en yüksek hava sıcaklığı 30, en düşük hava sıcaklığı 18 derece olacak.